Davranışsal Niteliklerin Uyarlanabilirlik Özelliği Şimdiye kadar davranışların kökenini inceledik. Yani davranışların genetiği ve çevresel etkenlerden konuştuk. Bu etkenleri nasıl birbirinden ayıracağımızdan ve etki alanlarıyla ilgili istatistik modellerini nasıl bulacağımızdan bahsettik. Bugün bu meseleyi kapatıp davranışların fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Çünkü davranış dediğimiz şey gerçekten de yüksek düzeyde homeostatik bir mekanizmadır. Homeostaz derken bir iç durumun sürekli olarak devam ettirilmesinden bahsediyorum. Yani davranış bir organizmanın veya organizma grubunun çevreye karşı iç ve dış tepkilerinin koordinasyon halinde olmasıdır. Yani büyük resme bakarsak davranış adaptasyon alanında homeostatik bir biçimde bulunur. Davranışın fonksiyonuyla özellikle de doğal çevredeki hayvan davranışıyla ilgilenen alana etoloji denir. Etoloji bilimi bu hayvan davranışlarının gözlemine dayanır. Bunlara gözlemlenebilen açık davranış diyoruz. Açık derken bu kelimeyi gözlemlenmeye açık anlamında kullanıyorum. Davranış buradan da dallara ayrılıyor. Bu dallar genelde üç psikoloji kategorisi oluyor. İlki içsel davranış veya içgüdü. Diğerleri de öğrenilen davranış ve karmaşık davranış. Bu kategorilerin davranışsal niteliklerin uyarlanabilir özelliğine nasıl katkıda bulunduklarından bahsedeceğiz şimdi. İlk kategori içsel davranış. Burada kastettiğim genetik olarak programlanmış davranışlar. Burada DNA söz konusudur çünkü genetik programlama vardır. Genel olarak içsel davranışlar bir takım ortak özellik paylaşırlar. Bu davranışların listesini önceden çıkarttım. Böylelikle tüm gün beni yazarken izlemiş olmayacaksınız. Evet, listemiz bu. Listede ilk sırada kalıtımsal olarak geçen davranış var. Yani DNA'nın kodladığı içsel davranışlar. Bunlar ebeveynlerden çocuklara geçen, yani kalıtımsal özellikler. Daha sonra öze ait davranış geliyor. Yani bir hayvan izole edilmiş bir ortamda yetişse bile bu özellikler onda bulunacak. Çünkü öze ait. Önceki videoda fıçıda yaşayan çocuklar örneği vermiştik. Bu çocuklar fıçıya konuluyor ve tamamen izole bir şekilde orada yaşıyorlardı. Buna rağmen insanlara ait bazı içsel davranışları taşıyorlardı. Yani insanların yaptığı gibi nefes alıp idrarlarını ve dışkılarını çıkartıyorlardı. Bu davranışsal nitelikler içsel ve öze ait. Üçüncü sırada basma kalıp var. Burada kastedilen şey davranışların her zaman aynı şekilde yapılması. İçsel davranışlar esnek değildir yani tecrübeyle değişmez. Evet son olarak içsel davranışların eksiksiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu davranışsal nitelikler ilk uygulandığı anda bile tamamen gelişmiştir. Tecrübenin bunun üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yani bu içsel davranışsal nitelikler DNA tarafından kodlandığı için mutasyon yeniden kombinasyon ve doğal seçilimle değişikliğe uğrayabilirler. Tıpkı diğer fiziksel nitelikler gibi. Hemen bir örnek verelim şimdi. Mesela şu an komşum hamile ve diğer hamile kadınlar gibi ilk birkaç ay midesi çok bulandı. Evet, komşum şu. Aman, sakın onu böyle çizdiğimi görmesin. <laughs> Neyse, komşum hamile ve midesi bulanıyor. 2004'te yapılan bir çalışmaya göre hamilelikteki mide bulantısı kadınların acı ve sert gıdalar almasını engelliyor. İşte bu içsel davranış geçmişte doğal seleksiyonda uyarlanabilir bir rol üstlenmiş olabilir. Böylelikle kadınlar bebeğin geliştiği bu kritik dönemde zehirli veya zararlı yiyeceklerden uzak durmuş oldular. Genel olarak bu içsel davranışların programlanmış olduğu düşünülür. Bunları üç kategori altında inceleriz. İlki refleksler. Refleksler en temel içsel davranışlara örnektir ve refleks, arkı yani kemeri içerirler. Bizim gördüğümüz şey ise dışarıdan gelen bir uyarıcıya önceden programlanmış otomatik ve neredeyse anında bir tepkidir. Burada duyu ve motor siniri de görev alır. Merkezi sinir sistemi ve omurgayı göstermek için buraya bir beyin çizelim. Burada dıştan gelen bir uyarıcıya duyu sinirleri tepki veriyor ve motor sinirleri de önceden planlanmış neredeyse anında oluşan bir tepki gerçekleştiriyor. Bu tepki önceden düşünmeyi gerektirmeyen bir tepki. Buna verilen gayet güzel klasik bir örnek var. Diz kapağı refleksi. Muayene olurken doktor diz kapağınıza küçük bir çekiçle vurur. Böylelikle diz kapağı refleksiniz harekete geçer. Refleksler bu önceden planlanmış içsel davranışsal niteliklere bir örnek. Diğer kategori oryantasyon davranışları. Bunlar çevremizde düzlemsel olarak bizi düzenler ve yine önceden programlanmışlardır. Yani uyarıcılara otomatik tepki verirler. Buna bir örnek de devinim olabilir. Devinim, hız veya dönmedeki değişikliktir. Hızdaki değişiklik ortokinez. Dönmedeki değişiklik klinokinez olur. Bunlar uyarıcılara verilen tepkiler. Mesela kaldırımda yürürken ayağınız takıldı ve vücudunuz doğal olarak düşüş veya ivme hızını değiştirdi. Bu devinime bir örnek olabilir. Diğeri ise yönelme. Yani bir uyarıcıya doğru yönelirsek pozitif, uyarıcıdan uzaklaşırsak negatif yönelme olur. Buna çok tipik bir örnek böcekler ve ışıktır. Şuraya bir ampul çizeyim, yanına da güve. Biliyorsunuz güveler ışığı görünce oraya doğru hareket ederler. Hatta sonları ölüm olabilir. İşte bu foto yönelmeye bir örnek yani uyarıcıya doğru bir hareket söz konusu. Bu da içsel davranışa giriyor. Son olarak sabit eylem yapısı dediğimiz şeye geliyoruz. Yani reflekse çok benziyor fakat burada birden fazla hareketin koordinasyonu var. Buna örnek peygamber devesi olabilir. İşte buraya çiziyorum peygamber devesinin gözüne çarpan ve av büyüklüğünde olan her hareket peygamber devesinde bir harekete sebep olur yani kolları ve sırtı harekete geçer fakat bunlar harekete geçtiğinde değiştirilemez veya yönleri tekrar belirlenemez sabit eylem yapısına verilen klasik bir örneği görmüş olduk böylece Evet, bu içsel davranışsal nitelikler homestazımızı sürdürmemiz için gereken adaptasyona yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra öğrenilen davranışsal nitelikler de var. Öğrenilen davranışsal nitelikler yaşadığımız şeyler sonrası şekillenir. İçsel davranışlar, nitelikler gibi öğrenilen niteliklerin de ortak özellikleri vardır. Yine önceden bir liste hazırlamıştım. İşte Öğrenilen davranışsal niteliklerin ilk özelliği kalıtımsal olmamaları. Yani DNA'da programlanıp ebeveynden çocuğa geçmezler. Bu davranışlar yalnızca gözlem ve yaşama yoluyla kazanılır. Bunun altında dışsal var. Yani diğerlerinden izole ortamda yetiştirilen hayvanlarda bu özellikler görülmez. Yine fıçıda yaşayan çocuk örneğine bakarsak sosyal becerileri düşünebiliriz. Sosyal beceriler diğer çocuklardan ayrı büyütülen bu fıçıdaki çocuklarda görülmez. Sırada değiştirilebilme özelliği var ve adapte edilebilme. Bunun yanına küçük yıldız koydum çünkü demek istediğim içsel davranışların son adaptasyonumuza kadar bize hiç yardım etmediği değil. Burada adaptasyon derken niteliğin kendisinden bahsediyoruz. Yani şartlara göre değişebilir. Listemizdeki son madde ise ilerleyen. Yani bu nitelikler pratikle geliştirilebilir. Öğrenmede davranışsal değişimin adaptasyonla ilgili değeri hakkında tamamen ayrı bir video var. Ah bu da alışkanlık, klasik ve işlemsel şartlandırma gizli öğrenme ve içgüdü gibi konulara iyi bir başlangıç noktası olabilir. Şunu söylemek lazım. Öğrenme davranışın adaptasyonla ilgili özelliğinde çok çok büyük rol oynuyor. Evet, kuş bakışı bakarsak davranış dediğimizde homestaz söz konusu ve öncelikle adaptasyonla ilgili bir özelliği var. Son olarak yapmak istediğim genler ve çevrenin adaptasyondaki ilişkisini tekrar vurgulamak. Bu da açık davranışın son kategorisini yani karışık davranışa çok uyuyor. Psikolojide öğrendiğimiz her şey gibi düşünceleri terimlerle açıklasak da yani içsel ve öğrenilen diye ayırsak da en nihayetinde bu fikirlerin çoğu bir dizinin parçaları yani çoğu davranış içsel ve öğrenilen arasında örnek olarak bir böcek çiziyorum şimdi böceğin uçma becerisi içsel olarak başlar çünkü kanatları vardır ve uçma yeteneği içseldir fakat daha sonra öğrenme yoluyla böcek uçma becerisini geliştirir yani uçma niteliğinin adaptasyon özelliği daha da gelişir Kısacası içsel olarak başlar, öğrenmeyle gelişir. Bu karmaşık davranışa girer. Davranışı oluşturmada genlerin ve çevrenin rollerine bakmıştık, değil mi? Şimdi yine bu iki faktörün davranışların adaptasyonuna da katkıda bulunduğunu görüyoruz.